Önemli bir konuydu çünkü nüfus konusu hem TYT'de hem de AYT'de karşıma soru olarak çıkıyordu. Bir nüfus piramidine baktığım zaman bu piramit bana o ülkeyle alakalı hangi konular hakkında bilgi verir? Bir nüfus piramidine baktığımız zaman direkt o ülkenin gelişmişliği hakkında fikir sahibi oluyoruz. Piramide baktığımızda burası gelişmiş bir ülke mi, geri kalmış bir ülke mi? Doğum oranı yüksek mi, ölüm oranı yüksek mi, kadın erkek nüfusu ne şekilde, hepsiyle ilgili bize fikir veriyor. Benim burada en çok önemsediğim nokta şu. Bir nüfus piramidi bana hangi konuda fikir vermez? Bir nüfus piramidi bana o ülkedeki, bunu not alalım arkadaşlar, nüfus yoğunluğu hakkında fikir vermiyor. Buna çarpı. Bir nüfus piramidine baktığımda nüfus yoğunluğuyla alakalı fikir sahibi olamam. Çünkü bir yerin nüfus yoğunluğunu bilebilmem için oranın yüz ölçümünü de bilmem gerekiyor. Yüz ölçümünü bilmediğim takdirde ben bir nüfus piramidine bakarak ha burada nüfus yoğunluğu fazladır ya da burada nüfus yoğunluğu azdır gibi bir yorum yapamıyorum. Bunu unutmayalım. Piramitler gelişmişlik hakkında fikir verir ama nüfus yoğunluğu hakkında fikir vermez. Kaç tane piramidimiz var bizim? Beş tane piramidimiz var. İlk olarak düzgün üçgen piramidi açtım ben size. Bunun üzerine böyle bir iki tanımlama yapmak istiyorum. Bu piramidin tabanına baktığınızda ne görüyorsunuz? Geniş bir taban görüyorsunuz. Geniş taban ne anlama geliyor? Doğum oranları yüksek anlamına geliyor. Sıfır yaş grubunu ifade ediyor çünkü bu piramidin en altı bize. Yüksek doğum oranları var. Yüksek doğum oranları bir gelişmemişlik göstergesidir. 60 yaş üzerine bakalım. Bazı kaynaklarda 60 yazar, bazı kaynaklarda 65 yaş üstü yazar. 60 ve 65 yaş üstü nüfusa baktığımızda incelmiş bir, sivrilmiş bir üçgen görüyoruz. Bu da bize burada 60 yaş üstü nüfusun az olduğunu gösteriyor. Yani burası doğum oranlarının yüksek olduğu ama aynı zamanda ölüm oranlarının da yüksek olduğu, insanların uzun yaşamadığı, ortalama yaşam süresinin kısa sürdüğü ülkeler. Böyle bir piramit gördüğümde aklıma gelişmemiş ülkeler gelecek arkadaşlar. İyi durumda olan bir ülke değil burası. Buna benzer bir piramidimiz daha var. Ona da bakalım. Ondan sonra bu piramitlerle ilgili özelliklerimizi yazalım. Kenarları içe çökük. Görüyorsunuz bu da bir üçgene benziyor ama üçgenin yan kısımları biraz daha içe doğru kıvrılmış. Yine geniş bir tabanla karşı karşıyayız. Yani doğum oranlarımız yine yüksek. Yine üst kısma doğru çok daralmış bir üçgen görüyorsunuz. Ölüm oranlarının da yüksek olduğu ülkeler bunlar. Bu yılki kitaplarımızda, bu yılki web kitaplarımızda bu ülkeler için sanayi devrimi öncesi toplumlar diyor. Yani çok çok geri kalmış ülkeler diyor. Mesela Afrika kıtasından işte Birun gibi, Benin gibi ülkelere örnek göstermiş. Çok geri kalmış ülkeler olduğunu düşüneceğiz bu ülkelerin. Yani size az önce gösterdiğim düzgün üçgen piramitte, kenarları içe çökük piramitte gelişmemiş ülkelerdir diye toparlayabileceğimiz iki ülke. Peki gelişmemiş ülkelerle ilgili özellikler nelerdir? Ben bunları size tane tane okuyacağım çünkü bunları not almanızı istiyorum. Gelişmemiş ülkeler ya da işte gelişmekte olan, çok şartların hoş olmadığı ülkeler bunlar. Bu ülkelerde doğum ve ölüm oranları yüksek. Yani çok fazla çocuk doğuyor olabilir ama bu çocuklarda bebek ölüm oranları yüksek. Aynı zamanda yaşlı nüfusta da ölüm oranı yüksek ki insanlar zaten çok uzun yaşamıyorlar. Bu ülkelerde nüfus artış hızı yüksek. Nüfus artış hızının yüksek olması tamamen bir gelişmemişlik göstergesidir. Biraz sonra size bunlarla ilgili sorular çözeceğim. Nüfusun ikiye katlanma süresi kısa. Bu ne demek? Yani bugün biz 40 milyonluk bir ülkeyiz atıyorum. 80 milyon olmamız için çok fazla bir zaman geçmesine gerek yok. Çok kısa sürede nüfusu ikiye katlayabiliyorum. Çünkü nüfus artış hızı yüksek olan bir ülke. Demografik yatırımlara ayrılan bütçe fazla. Bizi en çok çeldiren cümlelerden bir tanesi bu. Öğrenci bunu olumlu bir cümle olarak algılıyor. Diyor ki yatırım yapmışlar, buna da bütçe ayırmışlar. Bu güzel bir şey. Peki bunlar yatırımı nereye yapmış? Bunlar yatırımı
demografiye yapmış. Yani nüfusa yatırım yapmış. Nüfusa yatırımı kimler yapar? Hala nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamamış olanlar yapar. Hala okul yapıyor, hala hastane yapıyor, hala sağlık ocağı yapıyor, hala altyapı çalışması yapıyor. Çünkü bunlar olması gereken standartlara henüz ulaşamamış. Dolayısıyla bir ülkede demografik yatırımlara ayrılan bütçenin fazla olması bu ülkenin yeterince gelişmediğini gösterir. Gelişmiş ülkeler bilime, teknolojiye yatırım yapar, demografiye yatırım yapmaz. Zaten bu konuda gereken standartlara ulaşılmıştır. Bu ülkelerde çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük, önemsediğim maddelerden bir tanesi. Ne demek bu? Yani insanlar burada çocuk yaşta çalışmaya başlıyorlar demek. Bu da bize bu ülkelerde eğitim seviyesinin düşük olduğunu, okur yazar oranının düşük olduğunu gösteriyor aslında. Çocuk yaşta çalışmaya başlıyorlar. Bu ülkelerde kişi başına düşen milli gelir az. Neden kişi başına düşen milli gelir az? Çünkü insanlar geçimini daha çok, çiziyorum altını, birincil ekonomik faaliyetlerden karşılıyorlar. Ne demek birincil ekonomik faaliyet? Yani insanların en eski dönemden beri uğraştığı tarım gibi, hayvancılık gibi, ormancılık gibi, balıkçılık gibi, madencilik gibi en eski ve en ilkel yöntemlerle yapılan ekonomik faaliyetler diyebiliriz. Dolayısıyla bu faaliyetlerle ilişkili için kişi başına düşen milli gelir de düşük kalıyor. Zaten bu faaliyetlerde ticari amaçlardan ziyade insanların geçimini sağlamak için, kendi karnını doyurmak için yaptığı faaliyetler. Ekonomik değeri biraz düşük kalıyor yani. Bu ülkeler ham maddeyi ihraç, mamul maddeyi ithal eder. Ne demek bu? Elindeki malzemeyi ham olarak satar. Mesela Nijerya petrolü var ama işleyecek teknolojisi ve sermayesi yok. Ne yapıyor? Sana bunu ham olarak satıyor. Sonra sen bunu işlediğinde senden bunu mamul madde olarak satın alıyor. Dolayısıyla bu da ekonomide problemlere yol açıyor. Ham olarak satıp işlenmiş olarak satın alıyor ürünleri kendisi işleyemediği için. Başka bu ülkeler için neler söyleyebiliriz? Kırsal nüfus oranı fazla. Yani şehirleşme düşük buralarda. Daha çok insanlar köy ve kasaba hayatında. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu ülkeler. Doğal koşullara da bağımlılıkları fazla. Ne demek bu? Adam tarım yapıyor ama bunu da doğaya bağımlı yapıyor. Makineleşme yok. Gübreleme ve sulama imkanları kısıtlı. Eğer yağmur yağarsa o yıl verimli geçiyor. Eğer o yıl yağmur azsa, kurak geçerse verim de direkt düşüyor. Doğal koşullara bağımlı bir şekilde yapıyor yaptığı faaliyetleri. Ve bu ülkelerde ülke için nüfus hareketliliği mevcut. Bu ne demek? Bu insanlar göç ediyorlar. Ülke sınırları içerisinde işte biraz daha iyi durumda olan yerlere doğru göç ediyorlar demek. Gelişmiş ülkelerde ülke için nüfus hareketliliği yoğun değildir. Çünkü herkes bulunduğu şartlardan memnundur. Ülkenin tamamına birbirine yakın standartlarda bir hizmet sunuluyordur. Bu tip ülkelerde ise ülke içinde bir nüfus hareketliliği yaşanır. Kimlere örnek verebilirsiniz? Düzgün üçgen piramit denildiğinde yani bir Nijerya olabilir, bir Endonezya olabilir. Ya da kenarları içe çökük denildiğinde Afrika kıtasının artık en gelişmemiş Benin, Burundi gibi ülkeleri örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Bu da arı kovanı şeklindeki piramidimiz. Az önce anlattıklarımla taban tabana zıt. Görüyorsunuz arkadaşlar, alt kısım oldukça dar. Yani doğum oranlarının düşük olduğu ülkeler bunlar. Doğum oranlarının düşük olması bir gelişmişlik göstergesidir. Bunu unutmuyoruz. 60 yaş üstüne bakıyorum, neredeyse tavanla taban birbiriyle yarışacak düzeyde. Yani yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu ülkeler bunlar. Bu piramidi gördüğümde aklıma direkt gelmesi gereken yer Avrupa ülkeleri, Avrupa kıtasındaki ülkeler. Mesela İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkeler direkt arı kovanı piramidine örnek olarak gösterilebilecek ülkelerdir. Ve size az önce söylediğim özelliklerin tam tersi geçerlidir bu ülkelerde. Nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur. Nüfus artış hızı düşüktür. İnsanlar geçimini daha çok böyle sanayi ve hizmet sektörlerinden sağlar gibi gibi. Az önce söylediğim tüm maddelerin tam tersini burada defterinize not alabilirsiniz. Örnek ülkelerimizi de tekrar edelim. Daha çok aklımıza Avrupa ülkeleri gelecek dedik. İngiltere, Almanya, Fransa gibi.
Burada doğum oranlarının düşük olma sebebi nedir? Arkadaşlar, bir ülkede eğitim seviyesi yükseldikçe, kadınlar iş hayatında daha çok yer aldıkça, şehir nüfusu arttıkça doğum oranları azalır. Avrupa ülkeleri de bu özellikleri gösteriyorlar zaten. Arı kovanından sonra yeni bir piramide daha geçelim. Asimetrik piramit. Nasıl bir piramitle karşı karşıyayız? Tabana doğru daralan bir piramitle karşı karşıyayız. 15 yaşındakilere bir bakalım arkadaşlar. 15 yaşındakilere baktığımızda ne görüyoruz? Bundan 15 sene önce daha fazla doğum varmış. Ne zamana kıyasla? Günümüze kıyasla. 15 sene önce daha çok kişi doğmuş bu ülkede. Şimdi her geçen yıl doğum oranları azalıyor. Gelişmekte olan bir ülke diyebilirsiniz buraya. Standartlar gün be gün iyileşiyor. Kime örnek gösterebilirsiniz? Çin'e örnek gösterebilirsiniz böyle bir piramide. Bizim ülkemizin piramidinde de her geçen yıl arkadaşlar taban böyle daralıyor. Bizde de doğum oranları her geçen yıl azalıyor. Çin örnek gösterilebilir, Türkiye örnek gösterilebilir, Brezilya örnek olarak gösterilebilir. Böyle tabanı daralan ülkelere. Gelişmekte olan ülkelermiş bunlar. Bir kez daha söyleyeyim. Asimetrik piramitten sonra son piramidimiz çan şeklindeki piramit. Ne görüyorsunuz burada arkadaşlar? Burada tabanda bir genişleme görüyorsunuz. Son yıllarda doğum oranlarında bir artış var. Bakın şuradan ve şuradan anlaşılacağı gibi 15 sene önce daha az kişi doğuyormuş. Günümüze baktığınızda doğum oranlarının arttığını gözlemliyorsunuz. Şimdi ben size konunun başında dedim ki doğum oranlarının yüksek olması bir gelişmemişlik göstergesidir. Arkadaşlar bu piramit bu cümlenin istisnası diyelim. Tabana geniş doğum oranları son zamanlarda yükselmiş ama bir geri kalmışlık göstergesi değil bu ülkeler için. Göç alan, yaşam standartları iyi olan, son yıllarda doğum oranlarının artış gösterdiği ülkeler bunlar. Kimi örnek gösterebilirsiniz? Önceki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı örnek gösteriyorduk. Bu ülke kitaplarda bir iki tane daha ülke eklendi. Rusya ve İrlanda çan şeklindeki piramide örnek olarak gösterilebilir. Bunları notlarımızın arasına alalım. Böyle bir piramit gördüğümüzde aklımıza Kanada, Rusya, İrlanda gibi ülkeler gelmelidir diyelim. 5 tane piramidimiz vardı. Piramitlerle alakalı bilmeniz gereken ana hatları verdim arkadaşlar. Şimdi bu konudan karşımıza çıkmış soruları görelim bir de. Mesela bu 2017 yılında çıkmış bir soru, bir piramit vermiş bize ve bu ülke için hangisi söylenebilir diye soruyor. Piramide baktığınızda ne görüyorsunuz arkadaşlar? Ben dar bir taban görüyorum. Yani doğum oranlarının az olduğunu görüyorum. 65 yaş üzerinde de ciddi bir nüfus var. Yaşlısı da çok. Arı kovanı şeklinde bir piramit görüyorsunuz. Yani bu soruyu çözerken bakış açınız şu olmalı. Avrupa ülkelerini düşünerek çözmelisiniz bu soruyu. A seçeneği sağlık hizmetleri yetersizdir diyor. Söyleyemem böyle bir cümle. B nüfusu hızla artmaktadır diyor. Hayır, doğum oranları düşük Avrupa ülkelerinde nüfus hızla artmaz. C seçeneğinde aktif nüfus oranı düşüktür diyor. Hayır, aktif nüfus düşük değil. Genç nüfus düşük. Aktif nüfus dediğimiz 15-65 yaş arası. Burada az olan 15 yaşın altındaki genç nüfus. D seçeneğinde istihdam oranı düşüktür diyor. Yani insanların iş bulabilme imkanlarının kısıtlı olduğundan bahsediyor. İşsizlik olduğundan bahsediyor. Avrupa kıtası için, Avrupa ülkeleri için bunu da söyleyemeyiz. E seçeneğinde de gelişmiş bir ülkedir diyor. Zaten arkadaşlar piramitle alakalı bir fikriniz olmasa bile ilk 4 seçenek gelişmiş bir ülkeyle bağdaştırabileceğiniz seçenekler olmadığı için seçenekler arasından bile yola çıktığınızda doğru sonuca ulaşabileceğiniz bir soru bu. Yine 2017'den bir soru. Yukarıdaki bilgilerden kaçı gelişmişlik düzeyi hakkında bir ölçüt olabilir diye sormuş. Bakalım. Ülkenin toplam nüfusu 73 milyonmuş. Arkadaşlar bir ülkenin nüfusu bize gelişmişlik hakkında fikir vermez. Yani nüfusu çok diye siz bir yere geri kalmış diyemezsiniz. Örnek Amerika Birleşik Devletleri. 350 milyonun üzerinde bir nüfus. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne nüfusu çok diye geri kalmış mı diyoruz? Hayır. Nüfus miktarı, nüfus yoğunluğu, gelişmişlikle alakalı şeyler değildir. Bunları not alalım. Nüfusun işte %51'i erkek, %48'i de kadındır diyor.
Kadın ve erkek nüfusu zaten tüm dünyada böyle dengeli arkadaşlar. Aralarında çok büyük uçurumlar yok. O yüzden bunu da bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul etmeyeceğiz. Nüfusun genç yaş bağımlılık oranı %58. Yani genç yaş bağımlılık dediği böyle 0-15 yaş arası bağımlı nüfus. Çok fazla. Yani nüfusun yarısından fazlası genç yaşta. Doğum oranları yüksek demek ki. Bu bir kriterdir ülkeye gelişmiş ya da geri kalmış diyebilmek için. Dolayısıyla buradan üçüncü öncülü doğru kabul ediyorum. Gelişmişlik için bir ölçüttür. Dördüncü öncülde toplam nüfusun %66'sı kırsal kesimde yaşıyor diyor. Kırsal kesimin çok olması da bir geri kalmışlık göstergesi. O yüzden bunu da alıyoruz. Son seçenekte de nüfusun artış hızı binde 18,9 diyor. Bu ciddi bir artış hızı, bir geri kalmışlık göstergesi ya da bir gelişmişlikte ölçüt olarak değerlendirebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla 3, 4 ve 5 yani 3 tane öncülü biz burada ölçüt olarak kabul edebiliriz. Cevabımız C olacak. Hangilerinin görülmesi beklenir demiş 2023'e geldiğimizde Türkiye'de. Yukarıda bize diyor ki Türkiye'de son 40 yılı incelediğimizde doğum oranları azaldı, ortalama yaşam süresi uzadı ve nüfus artış hızı düştü. Bunlar hep arkadaşlar gelişmekte olan ülkelerin özellikleridir. 2023'e geldiğinizde Türkiye'de genç nüfus oranının yükselmesini bekleyemezsiniz. Çünkü size yukarıda ne diyor? Nüfus artış hızı düştü diyor. Yani doğum oranları düştü diyor. Ortanca yaş değeri yükselir. Ortanca yaş ne demek? Ülkedeki en küçük kişiden en büyük kişiye kadar herkesi sıralıyorum. Tam ortadaki kişinin yaşına bakıyorum. Bu ortadaki kişinin yaşı eğer yüksek yaş değerlerine yakınsa orada genç nüfus az, yaşlılar daha çok. Ama tam ortadaki kişinin yaşı genç nüfusa daha yakın bir yaşta demek ki o ülkede genç nüfus çok. Bizde gittikçe nüfus artış hızı düşüyormuş. Öyleyse ortanca yaş değerimiz de yükselecek. Yani iki doğrudur. Türkiye'de görülebilecek bir durumdur. Ve yaşlı bağımlı nüfusu artacak diyor. Evet artacak. Çünkü yukarıda ne diyor bize? Ortalama yaşam süresi uzuyor diyor. Ortalama yaşam süresi uzadığına göre yaşlı bağımlı nüfus oranı da artacak. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Bu da 2019'un TYT'si. Bakın hem AYT'de hem TYT'de ya da işte eski sistemde LYS'de de nüfustan sorular geldiğini görüyorsunuz. Ortak bir konu olduğunu söylemiştim size. Son sorumuz bu da. Bir ülkenin nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Ülke nüfusunda ortalama yaş 17'ymiş. Az önce söyledim size ortalama yaş eğer gençlere 0 yaşa ne kadar yakınsa orada o kadar çok genç var, bu kadar çok doğumu var demektir. Bu da bir geri kalmışlık göstergesidir. Ortalama yaş 17 ise arkadaşlar ben bu ülkeyle alakalı sondan başlıyorum ışıklara. Eğitim seviyesi yüksek diyemem, gelişmiş bir ülke diyemem, ölüm oranları düşük diyemem, yaş nüfusu yüksek diyemem ama doğum oranları yüksek diyebilirim. Doğum oranları yüksek olacak ki ortanca yaşta böyle bu kadar genç nüfusa sıfıra yakın bir değer göstersin. Nüfus konusuyla alakalı benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu konuyla alakalı testlerinizi, nüfus piramitleriyle alakalı testlerinizi çözebilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum herkese. Görüşmek üzere.